125, 17.332 vaka sayısı bir günde, test yapılanlar arasında bir günde 17.000'in üstünde vaka sayısı, 255 vatandaşımızı toprağa verdik. Son 24 saatten bahsediyoruz. 11.396 kişi ise hastanede iyileşti, taburcu edildi. Sarı illerimizin, turuncu illerimizin bir an önce mavileşmesi lazım. Bunun için de örneğin ikinci doz aşı yapılma oranımız %59 şu anda. %59, şimdi kitle bağışıklığı için %80 bahsediliyor. Onun gerisindeyiz. Bu birincisi. İkincisi, ikinci dozu verirken Biontech ikinci dozu ise çok iyi oran. Ama Sinovac ikinci dozu ise bizzat Sağlık Bakanı söyledi. Üçüncü doz yapılmak zorunda. Dolayısıyla ikinci doz verisini de bilimsel olarak çok dikkate alabilmek en azından mümkün görünmüyor. Gerçekleri aktarmayı sürdüreceğiz. Koronavirüs gerçekleri böyle. Umuyoruz masmavi bir haritamız olur. Umuyoruz seferberlik devam eder. Umuyoruz aşı endişesi yaşayan vatandaşların bu endişeleri giderilir. Aşı kartı zaten uygulamaya geçti. 6 Eylül itibariyle şehirler arası seyahat edemeyecek aşı yaptırmayanlar ya da PCR testini o gün için ortaya koymayanlar. Son 48 saatlik testinizi alıp negatif testinizi beyan ettiğiniz takdirde şehirler arası toplu taşımayı kullanabileceksiniz. Fakat diğer yönüyle baktığınızda, diğer yönüyle baktığınızda eğer PCR testini ortaya koymazsanız, aşı da yoksa, aşı da yaptırmadıysanız bu tip kısıtlamalarla karşı karşıya kalacaksınız. Şimdi restoranlarda da benzer kısıtlamalar konuşuyor. Sinema sektöründe, tiyatro, konserde aşı kartı ve PCR testi konuşulurken başka alanlara da yayılmaya başlandı. Çünkü yeter ki kapanmayalım, aşı kartını uygulamaya alalım şeklinde Açıklamalar geliyor. Bunu da bildirelim. Şimdi siyasete geri dönelim. Siyasette Ahmet Eşref Fakıbaba. Bir bölgenin, bir şehrin önemli bir siması. Uzun müddettir aslında e, siyasetin önde gelen isimlerinden biri. Şimdi Fakıbaba, İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Yapıcıer'in görevden alınması üzerine Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özere tepki göstermiş. Adalet ve Kalkınma Partisi içerisinde İkinci bir fırtına daha mı kopuyor diye sosyal medyada tartışılıyor. Gerçekler ne, iddialar neler? Arkadaşlarımız bir derleme yaptı. Bakalım neymiş durum. Bir Eğitim bakanı olarak atandı. Peki, anayasa çok açık, net. Mecliste yemin etmeden bakanlığı başlamaz. Ziya Selçuk'un ardından Milli Eğitim Bakanlığı görevine yardımcısı Mahmut Özer atandı. Özer mecliste yemin etmemiş olmasına rağmen kararların altına imza atmaya başladı. Yeni bakanın bazı kadrolara tarikatlara bağlı isimler getirdiği iddia edildi. Verdiği tüm kararlar geçersizdir. İmzaladığı tüm kararlar geçersizdir. Yaptığı tüm atamalar geçersizdir. Çünkü bakanlığının başlaması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin etmesi gerekiyor. Bu anayasal şart. Bakan Özer göreve geldikten sonra İl Milli Eğitim Müdürlüklerinde değişiklikler yapmaya başladı. Hatay, Bursa, Kocaeli, Ankara, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Ağrı, Sivas, Sakarya, Samsun İl Milli Eğitim Müdürleri değişti. Son olarak Şanlıurfa'da İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Yapıcı Erde görevden alındı. Yerine Konya Marif Müfettişi Fevzi Kurt atandı. Atamiya AKP Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba tepki gösterdi. Milletvekillerinin görüşlerinin alınmamasını eleştirdi. Bir yere geldiğiniz zaman en azından bir yıl orayı öğrenmeniz gerekiyor. Giden arkadaş yeni yeni işi kavradı. Şimdi gelen arkadaş bir yıl daha bu işi bekleyecek. Gelen arkadaşın, yönetici arkadaşın, yöneticilik tecrübeleri var mı yok mu? En azından Sayın Bakanım, Milletvekilleriyle oturup arkadaşlar biz ne yapabiliriz diye istişare yapılabilirdi. Bu şunu gösteriyor. AK Parti'nin ne kadar liyakatsiz olduğunu, AK Parti'nin ne kadar bu işleri bilmediğini ve devleti yönetemediğinin bir göstergesidir. Fakı Baba Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in Şanlıurfa'yı kendisinden daha iyi bilemeyeceğini belirtti. Böylesi atamaların sıkıntılara yol açacağını söyledi. Bu doğru değil. İstişare şart. Takım yöneticiliğinde ben yaptım oldu olmaz. Şanlıurfa gibi İstanbul'dan sonra en önemli problemi eğitim olan şehre daha önceden deneyimi olmayan bir arkadaş gelmişse deneyim için bir şey mi kazandırılıyor? Urfa düşünülmüyor mu yani? Siyasetin içerisinde Adalet ve Kalkınma Partisi tartışılıyor ama iki bölümde ayrı ayrı değindiğimiz gerçeği bir kez daha dönelim. Erdoğan Bayraktar. Dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı. Dört bakanla birlikte o dönem çok konuşuldu. 17-25 Aralık sürecinden bahsediyoruz. Yasa dışı dinlenme meselesi, sonrasında bir milat olarak o tarihin bahsedilmesi, dört bakanla ilgili yapılan oylamalar ve yıllar sonra konuşan bir Erdoğan Bayraktar. Şimdi yıllar sonra derken bir şerh düşmek lazım. O dönemde de bizzat bir canlı yayına katılıp telefonda dönemin, o dönemin liderinin, o dönemin Başbakanının istifasını isteme çünkü onun onayından geçti diyor. E, o dönem ilk olay başladığında Başbakanlık koltuğunda bulunan Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili kimi ifadeler kullanmıştı. Sonrasında yıllar sonra konuştu ve yine bugünün cumhurbaşkanına beni o torbanın içerisine attı. Bana büyük kötülük yaptı şeklinde ifadelerle yüklendi. Sonrasında ama şunu da söylemeyi ihmal etmiyor. Çevresi saldırı altında yine de mert liderdir diyor. Bunun dışında daha önemli şeyler söylüyor. Dosyamda 17-25 Aralık'ta dosyamda ne varsa doğrudur diyor. Telefon tapeleri doğru. Ben diyor aynen konuştum montaj yok. 2- Görüntüler, fotoğraflar, belgeler, yazılar ne varsa benimle ilgili doğrudur diyor. Ama diğer 3 bakanla ilgili ki orada... Reza Zarrab var, yolsuzluk iddiaları var. Erdoğan Bayraktar diyor ki ben de o iddialar yok. Ben de sadece görevi kötüye kullanma suçu vardı. Yine de o üç bakanla birlikte beni bir tuttular, partiden attılar. Bu yüzden bana büyük kötülük yaptı. Hep öyle adlandırdılar beni çevremde. Belki de sırf bu nedenle konuştu. Yıllar sonra Erdoğan Bayraktar hakkında böyle konuşmalardan belki de bıktığı için, belki de usandığı için. Peki bu yeni açıklamalar yargı olur, siyaset olur parti içi olur. Bir yankıya yol açacak mı ya da bir gelişme ya da bir tetiklemeye yol açacak mı? İlk açıklama Cemil Çiçek'ten geldi. Cemil Çiçek o dönemde kendisini de referans olarak gösteren Erdoğan Bayraktar'ın suç isnadının, vasfının, niteliğinin hakikaten diğer 3 bakandan farklı olduğunu, kendinin de o dönemde buna itiraz ettiğini kabul etti. Bakalım daha kim konuşacak, neler söyleyecek? Bulunduğu ekonomik bakımda... Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar gazeteci Altan Sancar'a konuştu. 17-25 Aralık dönemine değindi. Hakkında dosyasında yer alan tüm bilgilerin doğru olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini hırsızlık çuvalına koyup attığını ifade etti. Kırgınım dedi hazmedemediler. Türkiye'de gezi olayları... Erdoğan Bayraktar 17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarında görevden istifa etmiş ancak resmiyette görevden alındığı yazılmıştı. Uzun süredir sessizdi attığı tweet'e kadar. Nedir ismi? Rüşvet yolsuzluk. 27 Ağustos tarihinde bir paylaşım yaptı Erdoğan Bayraktar. Şöyle yazdı. Ardından bir tweet daha attı. Tabassutla iş yapmanın birçok mahsurları var diye başladı. Nasıl iş yapabilirim, nasıl faydalı olurum diye mücadele edenler varken aç gözlüler, tatlı su